Yayınıma hoş geldiniz. Size bir analiz yapmak istiyorum. Özellikle Macron'un siyasi emelleri için iki liderle Brüksel'de görüşmek için çaba sarf ettiği, özellikle Azerbaycan'daki Fransız teşebbüsler nedeniyle Aliyev'in bu görüşmelerde Azerbaycan aleyhine, evet, işlerin çevrilmesini engellemek ve barıştan, özellikle görüşmelerden kaçan taraf gibi gözükmemek için bu zirveye gittiği bir gerçek. Muhtemelen Aliyev'in Erdoğan'la bu görüşme öncesinde görüşmüş olabileceğini tahmin ediyorum. Aliyev ve Paşinyan'ın buz gibi görüşmesine bir bakın. Burada size neyi analiz edeceğim? Ben bu resimde sanki Putin'i görüyorum. Evet, Putin gölgesini görüyorum. Çünkü savaşa da ben karar veririm, barışa da ben karar veririm, özellikle haritalara da ben çizerim diyen kimdi? Putin'di. Evet, bu görüşmede özellikle fotoğraf verilirken Paşinyan'ın nazlı bir gelin gibi. Evet, yeni evlenen bir çift düşünün. Yani evlenme aşamasına geçmeden bir kız isteme olur. Evet, kız istemede damat gider, kızını istemeye gittiğinde böyle utanır, anne babasına bakamaz kızın. Yani bir nevi Aliyev sanki kız babası, damat adayı olarak gitmiş, Paşinyan utana sıkıla duruyor gibi. Aliyev'e baktığımızda da başka taraflarda. Evet, bu masadan bir şey çıkmayacak. Paşinyan'la görüşsem bir şey değişmeyecek. Orada dümen Putin'de der gibi. Evet, soğuk bakışlar. Hiç de moralli değiller. Çünkü yaşanan tecrübeler ortada. Özellikle savaştan sonra Ermenistan'ın hiçbir sözünü tutmaması. 9 ve 10 Kasım anlaşmalarında Ermenistan'ın Zengezur, evet, sözüne Paşinyan'ın uymaması. 208 civarında, şimdi daha da çoğalmış olabilir, 208 civarında ateşkes ihlali. Özellikle Putin'in, bak Ermenistan devamlı ateş ediyor, seni de korumam lazım diyerek kurnazlık yapıp bütün Ermenistan ve Azerbaycan sınırında Rus askeri konuşlandıralım mı demesi. Heyhat! Putin, senin amacın ne? Senin niyetin ne? Bütün Azerbaycan ve Ermenistan sınırında Rus askerleriyle ilgili üsler ve sınır muhafızları konuşlandırmanın amacı ne? Sen ülkeleri mi işgal edeceksin? Yani Sovyetleri kurmayı, yeni Sovyetleri kurmayı veya çar olmayı kafaya koymuşsun. Ama unutma ki burası, evet, öyle Lingo'nun ahırı değil. Bura Azerbaycan'ın öz toprağı ve Türkiye'nin kardeşi. Biz burada slogan atmıyoruz. Biz görüşmelerde artık şu masada Ermenistan'la Azerbaycan'ın şu vadede bir barışının mümkün olmadığını görüyoruz. Yani oradaki barışa da savaşa da karar veren bir irade var. Putin. Putin'in burada, evet, gölgesi, iki liderin, evet, biz kendi başımıza bu barışı sağlayamayız duruşudur. Yani Paşinyan daha görüşmeye başlamadan ürkek ve çekingen haliyle. Ellerine baktığınızda karşıya, evet, amaçsız bir şekilde parmaklarını yumarak bıraktığını ve muhatabının gözünün içine bile bakamadığını, Aliyev'in ise Paşinyan'a oldukça kırgın olduğu görülüyor. Buradaki görüşme tamamıyla çaylarımızı içelim, kalkalım. İçeceklerimizi içelim, kalkalım görüşmesi. Yani bu görüşmede hiçbir şekilde ne bir kararlılık, ne bir barış havası, ne de en ufak bir, evet, olumlu bir şey gören varsa yorumlara yazsın lütfen. Hatırlayın, Putin özellikle 9 ve 10 Kasım anlaşması ile ilgili gazeteciler bir şeyler soruyor. O ara danışmanı diyor ki plan vardı. 9 ve 10 Kasım anlaşmasının planı, evet, onu getireyim mi diyor. Masaya konmamış. Putin aynı şekilde danışmanına şunu söylüyor. Gazetecilerin de olduğu yerde 9 ve 10 Kasım anlaşmasını, yani Azerbaycan ve Ermenistan'ın ateşkes anlaşmasını, şartlarını ben yazdım. Evet, bütün planı ben yazdım. Daha sonra savaşın çok koyulaştığı ve gerginleştiği dönemlerde aynen şu cümleyi kullandı. Dedi ki bu savaşı ancak ben bitiririm. Bu savaştaki, bu kargaşadaki, bu kaostaki durumda ancak benim dahlimle çözülür. Düşünün. Daha sonra da haritalar gündeme geldi. Bu sınırların belirlenmesi gündeme geldi biliyorsunuz. Sınırların belirlenmesiyle ilgili de tam yetkilinin kendisi olduğunu ve ancak sınırları kendisinin belirleyeceğini söyledi. Yani bütün iki liderin, iki ülkenin liderlerini kenara atıyor, Türkiye'yi saf dışı bırakıyor, özellikle Avrupa'yı ve Amerika'yı sokmuyor bile. Yani tam yetkili benim. Şimdi bu zirvede baş başalar aslında Putin'e bir mesaj veriyorlar. Yani biz baş başayız ama pek bir şey görüşmüyoruz, bir şeyler görüşüyor sanma, kendi başına biz barış yapacağız sanma mı gösteriliyor. Yani bu zirve başlarken umutsuz ve iletişim kopuk başlıyor. Vücut dilleri ve duruşları bunu gösteriyor. Tabii ki eleştiriler var. Macron'un önderliğinde neden böyle bir görüşmeye gidildiğini, onu da daha önceki yayında söyledim. Evet, Paşinyan gittiği yerde potlarıyla, çekingenliğiyle gerçekten liderlik özelliklerinde olmayan birisi olduğu aşikar. Yönetildiği, ne deniliyorsa yaptığı, akan suya göre hareket ettiği doğru. Aliyev ise Avrupa'daki yalnızlığımızı görüyor. Azerbaycan'ın dış devletlerde Ermenistan'ın arkasında çok devletin olduğunu görüyor ve özellikle Azerbaycan'ın öz haklarını korumak için ne kadar evet Türkiye harici bir desteğinin olmadığını görüyor. Burada Putin evet görüşmeye gidin, rolünüzü yapın ama asıl hatları barışı da her şeyi de benimle görüşeceksiniz şeklinde bir duruş. Masanın uzunluğuna bakın. Evet, masanın uzunluğunda Aliyev kalksa, Paşinyan'a doğru bir kroşe sallasa yetişemeyecek gibi, yani masada epey uzun tutulmuş açıkçası. İşte baş başa yapılan görüşmede bunlar görüşüldü. Masada su vardı galiba, onun harici bir şey yoktu ama şu bir gerçek ki Paşinyan ve Aliyev aslında birebir belli sorunları, işgal edilen yerlerle ilgili tüm sorunları, ateşkesleri neden ihlal ediyorsunuzla ilgili tüm sorunları konuşacağı yeri burası. Ama burada hiçbir sonuç çıkmıyor. Baş başa görüşmelerinden sonra hiçbir açıklama yapılmıyor. Bu Putin'e selam çakmak mıdır? Evet, Putin'e selam çakmak mıdır? Putin, Paşinyan'la Aliyev'i aralarında çözüme odaklı gördüğü zaman sinirlenecek midir? Bunları hep konuşalım, çekinmeyelim. Ama şu bir gerçek ki ben Ermenistan'ın yine ihlaller yapacağını, yine saldırılar yapacağını düşünüyorum. Yanılmak isterim ama düşünüyorum değerli izleyenler. İşte bu görüşme çay kahve görüşmesi, içtilerse o da. Yani kısa da sürdüğüne eminim. Çünkü bu toplantıda, bu görüşmede Putin gölgesi var. Ve Putin'in şu sözleri bu görüşmeyi baltalayan sözler. Barışa da, savaşa da, Karabağ'da ben karar veririm. Başka söze gerek var mı? İşte Putin, işte görüşme. Yorum sizin. Sizler de yorumlarınızı aşağı yazarsanız, görüşlerinizi yazarsanız mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın.